Merhaba, San YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Bununla ilgili enerjilere bakacağız. Tabii ki abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu abone olmak zorundasınız demek değil. Bunu çok çok kez açıkladım, tekrar açıklayayım. Ama uyumlanıyorsanız buradaki dengeyi sağlamak adına ben de kendi enerjimi, kendi emeğimi e, bu şekilde koruma altına alma özgürlüğüne sahibim. Öyle armut piş, ağzıma düş, bedavadan yararlanayım, yararlanayım. E, ve böyle hani sırf alkışlanmak için de herkesin dediğine he he diyen birisi de olmadığım için. E, güzel niyetlerle, güzel dualarla, güzel kodlarla, e, güzel aslında söz büyüdür. E, bu güzel böyle olumlamalarla, duruşlarla, oluşlarla. E, açılıma o yüzden başlıyorum. Abone olmak zorunda değilsiniz ama uyumlanıyorsanız ve abone olmuyorsanız zaten bu enerjinin dışında kalıyorsunuz ya da e, o alma-verme dengesine dikkat etmiyorsanız e, hep diyorum kendinizi kandırdığınızı düşünebilirsiniz ama hayatı kandıramazsınız. Zaten hiçbir şekilde böyle birilerine zorunlu koşacak birisi de değilim. E, zorunlu koşsam zaten ona göre en başından bir yaklaşımım olurdu. Kimse hiçbir şey yapmak zorunda değil. Ben de zorunda değilim. Siz de zorunda değilsiniz. Ama enerjisel açıdan böyle belirli bakış açılarına sahipsek eğer buna göre bence davranmalıyız. Herkes kendisine göre tabii ki. Ben kendi açımdan, siz kendi açınızdan, ben kendi açımdan elimden geleni eriştiğim boyutlarda ve bakış açılarında yapıyorum. O bakış açılarında olan veya olmayan Kişiler doğrultusunda olabildiğince aktarımlar yapıyorum ama alırsınız almazsınız o sizinle alakalı bir şey ama dediğim gibi kandırdığınız sadece kendiniz olursunuz Ben de değil başkası da değil çünkü hayat zaten o dengeyi bir şekilde kurmasını biliyor. Bunu da böyle söylemek istedim. Evet şimdi niyetimi alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıkla, saatli şekilde, sevdiklerimin de kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşayış şeklinde, yaşayış şekillerinde, Yaşam şekillerinde yaşam tarzlarında tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dağ ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm canlılar için, tüm canlılara karşı, tüm daya karşı, tüm e, tüm doğaya karşı, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dağ ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm daire ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerine, ruhlarına, enerjilerine, davranışlarına, yaşayış şekillerine, yaşam şekillerine, düşüncelerine, kalplerine, enerjilerine, Tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dayı ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet, iyi, güzel, temiz niyet, iyi, güzel, temiz niyetli, iyi, güzel, temiz düşünceli, merhametli, vicdanlı, sevgili, saygılı, sevgiyle, saygıyla, saygılı, güzel ahlaklı davranmayı nasip etsin. Bu güzel enerjileri onlara versin. Ve bu şekilde hayvanlara, doğaya, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dayı ve hayvanlara karşı sevgili, saygılı, güzel ahlaklı yaşamalarını sağlasın tüm insanların. Amin 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 tüm kedilerin tüm köpeklerin tüm kuşların tüm dağının ve hayvanların da Allah'ın rahmeti tüm kedilerin tüm köpeklerin tüm kuşların tüm dağının ve hayvanların da Allah'ın rahmeti merhameti kolaylaştırıcılığı sevgisi korumasıyla kolaylıkla sağlıkla sıhhatle kolaylıkla sağlıklı sıhhatle uzun ömürlü mutlu huzurlu güvenli güvenlikle güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada tüm her yerde tüm enerjisel boyutlarda tüm boyutlarda tüm olasılıklarda tüm dünyada tüm her yerde ve öyle doldu böyle doldu böyle doldu böyle doluyor, böyle doluyor böyle doluyor böyle doluyor amin 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 tüm dünyada tüm her yerde tüm enerjisel boyutlarda tüm boyutlarda tüm olasılıklarda tüm zamanlarda tüm dünyada tüm her yerde tüm kedilerin tüm köpeklerin tüm kuşların tüm dağların ve hayvanların Allah'ın rahmeti merhameti kolaylaştırıcılığı sevgisi korumasıyla kolaylıkla sağlıkla sıhhatle, kolaylıkla sağlıklı sıhhatle, uzun ömürlü mutlu huzurlu güvenli güvenlikli güvenli yaşamalarını seçiyorum ve öyle doldu ve öyle doldu öyle doldu ve öyle de oluyor böyle de oluyor ve öyle de oluyor Amin 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 Evet güzel yetim güzel yetimmizi aldım odaklanıp seçebilirsiniz İsteyen birden fazla destede dinleyebilir. Birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Birinci desteği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bakalım evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir. Birinci desteği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Evleneceğiniz kişi Nasıl birisi olabilir? Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Evlilikle ilgili ben sizin çok fazla ya da ilişkilerle ilgili çok fazla blokajınızın olma enerjisini hissettim. Ee, hayatınıza girebilecek ee, evlilik doğrultusunda kişi ya da kişiler olmasına rağmen e, karamsarlık, e, kapalılık, çok fazla düşünme, takıntı haline getirme, birisi hayatınıza girer girmez hemen işte e, bu evleneceğim kişimi gibi düşüncelere kapılma e, durumunun özellikle aşk hayatınızda bu e, blokaj oluşturma enerjisini hissettim. Şu kartları da bir seçelim. Yani burada hayatınıza e, evleneceğiniz kişinin zaten hali hazırda tanıdığınız birisinin olma enerjisini söylüyor kartlar. Evet evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Okey şimdi bakayım ne, ne kadar gözüküyor biraz daha şöyle yapalım. Şimdi eğleneceğiniz kişi nasıl birisi diye sorduğumuzda e, hayatında maddi konularla ilgili geçmişinde çok fazla iniş çıkış yaşamış olabilir. Para kazanmakla ilgili büyük mücadele içerisinde gözüken birisi. Bu kişi paraya, mala, mülke e, çok fazla önem veren birisi olabilir kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda ve e, bu kişi ile aranızda geçmişte bir ayrılık yaşanmış olabilir. E, belki e, size emek verip e, karşılığında o emeklerini alamadığını düşünmüş birisi olabilir. Aşk üzerine özellikle ya da benim duygusal bir beklentim var ama e, karşı taraf birazcık daha kapalı gibi düşünmüş birisi olabilir ya da bu siz olabilirsiniz. Yani şöyle kendinize göre düşünün. Sizin emek verdiğiniz ben duygu gösterdim. Elimden geleni yaptım. Ama o bana mesafeli davrandı. Aşk o dönemler kapalıydı ilişkilere. O dönemler asıl adam ve kupa beşlisiyle. Belki bu kişi aşk acısı çekiyordu. Geçmişle ilgili kupa beşlisi çünkü akrep enerjisidir. Astrolojik gösterge olarak da Akrep Dolayı sürecinden geçtik biliyorsunuz ve herkesin hayatında belli belli konularda tabii ki bir de Merkür retrosu da vardı böyle ekslerin hortlaması diyeyim. <laughs> Ondan sonra daha çok böyle geçmişle ilgili belki bulunduğunuz hayatınızdaki psikolojik seviyelere, bilinç seviyelerine göre bazı kişilerde aslında hangi konularda toksik e, kodu ve kalıplara sahipti ve dönüştürmesi bırakması gerekiyordu artık. Biliyorsunuz zaten Akrep Dolunay birlikte ne, hayatınızdan ne gidiyor ne geliyor açılımı yapmıştık. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Orada da detaylı şekilde akışla birlikte konuşmuştuk. Ben Akrep Dolunay'ın bazı kişilerin hayatına belki ekslerin gelmesen, bazı kişilerin eks gelmese de belki geçmişi hatırlatacak şeylerin Önüne çıkması. Belki insanların önüne çıkması ve bak sen geçmişte bu bu hataları yapmıştın. Şimdi önüne çıkarıyoruz. Bakalım bırakabiliyor musun? Çünkü akrep değişim dönüşüm ve bırakabilme enerjisidir. Ee, yani çünkü burada da bakın mezar enerjisiyle gözüküyor. Ama ben burada şunu sordum. Burada bitecek olan. Çünkü sonlanma, bitme, hayatından gitmesi gerekenlerin gitme enerjisi gözüküyor ya. Burada bitecek olan durum ne diye sorduğumda bir ayrılık, bir kararsızlık enerjisi olarak gözüküyor. Evleneceğiniz kişi de belki de siz bu kişiyle tanışmıştınız. Şu da olabilir bakın ve bu kişi bir e, aşk acısı çekiyordu belki geçmişiyle ilgili yani ve siz belki dediniz ki işte ben çok hani e, umutluyum. Ee, neşeliyim ee, Daha çok böyle arkadaşlık üzerine bir bağlantınız başlamış olabilir bu kişiyle Ama bu kişi çok bakın geçmiş odaklıydı o dönem Ya burada geçmiş odaklı olan sizdiniz O size yani kendinize göre düşünün O size belki yakınlık kurmaya çalıştı ama siz oralı olmadınız Çok geçmiş odaklı olduğunuz için Ya da burada bu yakınlık kurmaya çalışan taraf sizdiniz o geçmiş odaklı olduğu için çok fazla belki e, siz odaklı olamamış birisi olabilir. Kartlarda gözüken enerjiler e, doğrultusunda ve e, sosyal hayatından hayatının bir döneminde kendini soyutlamış derin depresif süreçlerden geçmiş aşk acısı yüzünden belki öyle alkol vesaireler tüketme potansiyelinde birisi olarak gözüküyor. Kendisi baya kötü süreçlerden geçmiş birisinin olma potansiyeli gözüküyor bu kişide. Bu kişiyle siz bakın şifacı enerjisiyle bu kişi şifalandıktan sonra ben bundan sonra hayatımda kendi değerimi biliyorum. Öyle lay laylom, ilişki yaşamayacağım ya da beni bu kadar düşürecek bir daha ilişki yaşamayacağım. Ya da sizseniz bu. Siz böyle bir karar aldıktan sonra tekrar... E, yani şöyle söyleyeyim. Eğer burada geçmişe odaklı kişi siz değilseniz... Kartlar diyor ki o sıra sen geçmişe odaklıyken aslında senin... Yakınında, yakın çevrende e, yeni birisi vardı senin için. Ama bunu şu an sen tanıyorsun. Yani geçmişinde ama o dönem için yeniydi. Ve sana aslında ilgi gösteriyordu, alaka gösteriyordu. Ortak arkadaşlarınız olabilir, arkadaş ortamından birisi olabilir. Ve sen mesafe koyuyordun. Çünkü o dönem... E, emek verdiğini düşündüğün toksik bir şeyin yasını tutuyordun ve dışarıya hatta belki arkadaşlarına bile mesafe koymuştun, kendini kapatmıştın. Evleneceğin kişi sen kendini toparladıktan sonra tekrar hayatına girebilir ve o zaman sana yakınlaşmaya çalışan kişi olabilir diyor. Ama eğer diyorsanız ki hayır ben hiç böyle hani işte alkolde bilmem neydi geçmiş yüzünden acı çekmeydi hayattan kendini soyutlamaydı öyle şeyler yaşamadım diyorsanız aş, aşk hayatınız diyorum evleneceğiniz kişinin böyle bir süreci olmuş olabilir ve siz bu kişiye bu dönemde belki e, böyle hani arkadaş olmaya çalışmış olabilirsiniz böyle hani daha motive etmeye çalışmış olabilirsiniz eğlenmeye çalışmış olabilirsiniz ama bu kişi hep böyle bir size bir set çekmiş olabilir. Hep bir mesafe koymuş olabilir ve e, hatta belki siz buna e, sinirlenmiş de olabilirsiniz. Hani daha ne orada duruyorsun gibi ve e, daha sonra belki siz de e, kendinizi kenara çekmiş olabilirsiniz. E, kendinize göre düşünün. Bakın iki türlü de detaylı şekilde açıkladım. E, bu kişinin Evleneceğiniz kişi olabileceğini Söylüyor zaten altısı ve hayat ağacıyla. Geçmişteki kişinin tekrar yeni enerjiyle ve köklü ilişki. Evlilik gibi ilişki. Bakın burada da diyor temeli sağlam oluşturulmuş. Meseleler, köklü ve sağlam ilişkiler, sağlık ve huzurlu bir dönem. Yani aslında... Ona iyi gelecek duyguların siz olduğunu ya da sizin e, size iyi gelecek duyguların olduğunu anlamanızla birlikte tekrar kavuşmanız ve fırsatları görememe durumlarının e, şifalanma enerjisiyle hayatınıza girebileceğini söylüyor kartlar. E, burada ee, evleneceğiniz kişi kim dediğimizde burada ama çok kapalılık tıkalılık enerji gördüm ee, şimdi her dışarıda ne varsa içeride o var aşağıda ne varsa yukarıda o var ne varsa alemde o var ademde hani öyle ben video sonuna kadar uzatırmışım bu tarz cümleleri yani her şey aslında bizden bize o yüzden bu siz değilseniz de sizin de kendi içinizde belki ilişki yaşamak aşk yaşamakla ilgili Blokajlarınız olduğu için karşınıza o an belki sizi hayatına alamamış birisi çıkmış olabilir ama şifa enerjisi gözüktü mü? Ee, gözüktü. Ee, burada başka ne görüyorum? Bir süre ama gerçekten e, kendini hayata, insanlara, aşka, meşke kapatmış birisi olarak gözüktü. Birkaç kart daha seçmek istiyorum buraya. Ve e, nasıl diyeyim, belki onu isteyene olmasına rağmen e, set çekmiş birisi. Yani ı -ı. yani evet, istesem herkese flört edebilirim. E, yani böyle nereye gitsem zaten ilgi alaka görüyorum. Teklifler alıyorum burada. Ama daha yüzeysel kupa şüsü ve değnek Ama ben e, o geçmiş aşk acısı nedeniyle bu yüzeysel şeylere hayır diyorum demiş birisi hayatının bir döneminde. O tılsım kralı olarak çıktı. Siz tılsım kraliçesi olarak çıktınız bakın birbirinize denk kişilersiniz diyor zaten kartlar. Sizinle ilgili barışma ya da tekrar bir araya gelme kararı alarak hayatınıza girmek isteyebilecek birisi. Daha çok esmer ya da kumral birisi olabilir. Boğa, başak, oğlak, akrep, balık etkisi, neptünyan etkiler ya da kendisinde söz konusu olabilir. Um... <laughs> Aranızda fiziksel mesafe olabilir. yaş farkı, kültür farkı, fikir ayrılıkları gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Ya burada yine ben bu kralları farklı kişiler olarak görmüyorum burada. Bir dönem duygularını senden kaçırmış, ilgisini alakasını senden kaçırmış. Ee, sanki bu aşk acısı çeken tarafı daha çok ben açıkçası çektiğim ek kartlarda eril gibi hissettim. Şuradaki kombinasyonlarda da özellikle aslında sen belki a işte korkularımdan özgürleşebileceğim, gelecek gördüğüm bir eril derken o sana sırtını dönmüş ve kaçmış aslında maske takmış belki bazı şeyleri açıklamamıştı diyor. Bu kişiyle bir şifalanma süreciyle birlikte burada bu kişiye evrenin hayatın sana tekrar kupa kralı olarak yani duygularını bakın gösteren birisi olarak ve zamanında belki üçüncü kişilerden dolayı yaşadığı acıdan dolayı size gösteremediği duygularını gösterdiği bir versiyonuyla hayatınıza şu şuradaydı hayatınıza girebilecek birisi olarak gözüktü kendisi. Evet bakın okupa Kralı Siz kupa kraliçesisiniz ve evlilik zaten bakın o duygularını açtıktan sonra zaten evlilik aşamasına geçebileceğiniz enerjiler e, kartlarda gözüktü e, Burada başka rahatına düşkün paraya önem veren birisi yani para e, rahatına düşkün birisi keyfine düşkün birisi. Hayatı dolu dolu yaşamayı seven birisi ee, ama böyle şey birazcık hayatta karşı yorgunluğu da olan birisi gibi ona rağmen ama yine bir şekilde ne bileyim hani böyle kalite seven birisi olarak görüyorum açıkçası. Yani kendini şımartmayı seven ne bileyim bir şey alacaksa onun kalitelisi bir yere gidecekse o yerin kaliteli olması bunlara önem veren birisi. Olabilir kendisi. Aynı zamanda çok çalışan ve mücadele eden birisi olarak gözüküyor. Çevresi tarafından tanınan, bilinen birisi ve dediğim gibi o kapalılık süreçleri açıldıktan sonra hayatına girecek olan birisi diyor kartlar. Geçmişte böyle bir süreç yaşadınız. Yani onun çektiği bir aşk acısından dolayı aranızın açıldığı ama açıklığın giderildikten sonra duygularını açarak hayatınıza girebileceği birisi olarak gözüktü kendisi. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim. Bazılarınız için ben şunu da hissettim. Siz tanıştıktan sonra belki ya da Tam böyle belki daha duygusal aşamalara geçtikten sonra e, bu kişinin bu aşk acısı çektiği kişi bu kişiye tekrar yazabilir, iletişim kurabilir e, onunla. Ama bu kişi istemeyebilir, set koyabilir ve e, o noktadan sonra belki siz daha birbirinize sağlıklı aşamalara geçebilirsiniz. Evleneceğiniz kişi e, nasıl birisi dediğimizde gözüken enerjiler e, doğrultusunda... yani ee, geçmişteki kişi değil aslında o acı çektiği kişi değil ona o hayat enerjisi veren ve değerli olduğunu hissettiren e, sizi seçebilecek bir potansiyelde e, gözüktü kendisi bakın sürekli şu kartlarda kendini atıyor e, gözüken enerjiler doğrultusunda evet burada kadersel aranızda bağlantılar olduğunu da zaten söylüyor kartlar yani her şey olması gerektiği gibi oldu tam zamanında olduğu bu kişiyle iş kariyer bağlantıları aracılığıyla karşılaşmış ya da tanışmış olabilirsiniz ve bunu bu kişinin de büyük eril enerjisi yüksek birisi bir de o eril enerjisini sizinle zaten belki yuva kurmak belki hem iş hem yuva kurmak bunlar üzerine kullanabileceği enerjilerde gözüktü ve o geçmişe de hadi yallah e, deme enerjisiyle gözüktü kartlar. Yani ben aşk acısı çeken taraf hani siz de olabilirsiniz demiştim ya çektiğim ek kartlarda daha çok eril taraf olarak gözüktü. Ama tabii ki kolektif açılım bazılarınız için e, tam tersi de söz konusu olabilir. Eriler de kendine göre bu senaryoda ne, neredesiniz dinleye bilirsiniz. Yani evleneceğiniz kişi belki eriler için diyorum siz birisi için aşk acısı çekerken o dönem hayatınıza yeni girmiş ama çok da belki kıymetini bilmediğiniz, kendinizi kapattığınız birisi olabilir. O kişiyle uzaklığınızı yani o dönem ona kapalı olma durumunuzu bırakıp daha çok o geçmişte acı çektiğiniz kişiyle değil bu yeni kişiyle sağlıklı enerjilerle daha evlilik enerjisine geçebileceğiniz iş bağlantılı konular üzerinden belki iş, kariyer, eğitim, para, tanışma potansiyelinizin olabileceği gözüktü kartlardan. Şimdi e, geçmişi kafasını çok kurcalamış birisi ama. Tam akrep dolunay şeyine çıkan açılım. E, şimdi ay harflerle devam ediyoruz. Bir de bu kişiyle tip olarak birbirinize benziyor olabilirsiniz. Yani az çok çocukluklarınız ya da tipiniz he Allah Allah. <laughs> Şunlar kendine attı. H B O Ş E E C Y Z ve E. H B O ee, ş, ı, o, c, y, z, i harfleri. Bakayım. 3, 6, 10. Okey. E, gözüken harfler. Evet birinci deste harflerden önce ama anlattığım hikaye senaryo odaklanın. Birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için açılımınız bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. İkinci desteyle devam ediyoruz. İkinci desteği seçenler Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için bakalım. Evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Allah Allah. Direkt zaten evlilik enerjisiyle gözüktü. Evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Çok güzel gözüktü burası. Zaten değnek dörtlüsü bakın. Ve wow. Çok acele bir şekilde evlilik kararı alabilirsiniz siz bu kişiyle ya da bu kişi sizinle ilgili çok acele şekilde evlilik kararı alabilir ve birden ev düzme derler ya. <laughs> böyle ev düzme. Onun daha daha böyle ev düzme bana çok doğru gelmedi şu anda. Ee, ya planlama mı diyeyim? Design etme. <laughs> yani o aşamalara birden geçebileceğiniz birisi olabilir evleneceğiniz kişi. Koç aslan Yay ve yengeç akrep balık etkisi bu kişi de çok yoğun olarak gözüküyor dişilerde de boğa başak oğlak etkisi yine bir tık belki aslan etkisi gözüküyor kartlarda. Zaten hayatında. Ya bu deste belki de siz eşiniz için dinliyorsunuz ya da nişanlısınız. Acaba ben onunla evlenecek miyim diye de dinliyor olabilirsiniz. Ee, Gördüğüm. Ama birbiriniz için e, çok iyi fırsatlar olarak gözüküyorsunuz. Sadece şurada bir yere ek kart seçeceğim. Geçmişte sizin yaşadığınız bazı finansal konular, iş, eğitim, kariyer, para konularıyla ilgili e, bazı belki engeller, zorlanmalar, bazı net olamadığınız süreçler, kararsızlıklarınız ya da acı yaşadığınız ya da emek verip karşılığında belki üzüldüğünüz ve birazcık da böyle aklınızın beş karış havada olduğu konularla ilgili de e, sizi başarıya ulaştırmak isteyebilecek birisi olarak gözüktü kendisi eril enerjisi çok yüksek birisi çekici birisi e, aura enerjisi yüksek birisi e, göz önünde olmayı seven birisi ve size de göz önünde birisi olarak gördüğünü görüyorum ve çoğu insan tarafından beğenilmeniz takdir edilmeniz bu kişinin çok hoşuna giden durumlardan birisi olabilir ya geçmiş bağlantıyı veriyor aslında yine. Bu kişiyle geçmişte daha çok iş, kariyer, eğitim, para konuları üzerinden bir tanışıklığınız olabilir ve bu kişinin size belki bazı konularda kendinin başarılı olduğu ya da kendisinin zafer kazandığı konular üzerinden size de ışık olma Durumunu geçmişte yaşamış olabilirsiniz. Ya da geçmişten bugüne böyle bir süreç içerisinde olabilirsiniz bu kişiyle. Duygusal birisi. Zaten e, hayat yani e, ben burada bu kişinin zaten ciddi ilişki yaşama niyeti içerisinde olan birisi olduğunu görüyorum. Burası e, dream man yani hayallerdeki erkek ve hayallerdeki kadın ya da dream woman enerjisinde gözüktü. Yani bir erkek için... Ee, sanki yani izleyen erkekler belki e, tam böyle hayalimdeki kadını buldum dediğiniz anlattığım enerjilerdeki kadınla evlenebilirsiniz. İzleyen kadınlar da yine anlattığım e, enerji üzerinden bu erkekle evlenebilirsiniz ama çok mutlu ve uzun vadeli bir evlilik hayatınızın da olabileceğini söylüyor kartlar. Romantik birisi sevdiği zaman o kişiyi korumak isteyebilecek, kollamak isteyebilecek, romantiklikler yapmak isteyebilecek birisi. Aynı zamanda kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. Aile kavramına çok önem veren birisi. Burada dişli enerjiler biraz süslü, e, dış görünüşüne önem veren, bakımına önem veren, maddiyatı yerinde, e, bolluk bereket enerjisinde kişiler olabilirler. Çünkü burada bakın, e, iki tane kadın figürü bakın size yakından göstereyim Allah. E, bakın burada para sayıyor, görüyor musunuz? Burada da yine e, kasasını açmış para var. Belki de sizin e, bu kişiye e, para verip hallettirmeye çalıştığınız e, bir iş olabilir. Yani hani para ve hani a, biraz abiyane tabir oldu ama ne bileyim bir yerde çalışıyordur. Oraya bir ödeme yapmışsınızdır. O sizin bir işinize yapmıştır gibi. E, çünkü buradaki o para sayma enerjisi açıkçası dikkatimi çekti. Çünkü ama bu aslında şunu da gösteriyor. diş enerji diyor ki ben zaten ayaklarım yere basıyor. Bolluk bereket enerjisindeyim. Parayı yönetmeyi biliyorum. Kazanmayı biliyorum. Ve ee, aslında kendi değerimi e, biliyorum ve e, seni de değerli görüyorum o yüzden kendi değerimi de seninle paylaşmaya hazırım çünkü sen öyle bir erkeksin diyebilecek bir kadın olarak gözüktü. Ee, Kadınlarda çok şey de hissettim. Daha böyle çok güzel giyinmek, saçın başın böyle hani güzel olması, kendisine bakması, dikkat etmesi bu tarz enerjiler dişillerde söz konusu olabilir. Yani hem eriller hem dişiller çok dikkat çeken tipler olarak da gözüküyorlar dış görünüşleriyle de. Özellikle bir de ben bu kişiyi çok güçlü, kuvvetli birisi olarak da görüyorum. Özellikle erillere yani hem romantik sevdiği zaman ama yani böyle güçlü kuvvetli belki Mars'ını sağlıklı çalıştıran Yani böyle Eril Eril bakın burada kas var burada kas var çok dikkatimi çekti bazılarınız için vücut çalıştıran buna önem veren birisi olabilir vücut çalışmıyorsa bile belki Marslarınız üzerine kendi haritasındaki Mars'ını sağlıklı çalıştıran birisi olabilir O yüzden çekici de olabilir özellikle eriller ve ım, sizi çok beğenebilecek bir enerjide gözüküyor. Dediğim gibi geçmişte parasal konular, iş, kariyer, eğitim, para konuları üzerinden bir bağlantı sağladığınız ve size zafere ulaştırmış ya da zafere ulaşma doğrultusunda size e, belki hani motive olmak istemiş birisi de olabilir. Bu kişi ekstra kartlar seçelim. Siz bu kişiden yani dişiler bu kişiden yaşça daha küçük olabilirler. Evet, evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bağımlılık. Ya o daha olgun birisi olarak gözüküyor. Şunu da bakalım. Bir de gitmek istediğiniz bir süreç, bir yol, araba kartı ne için çektiğimde bir şeyi e, bir konuda bir engelle karşılaştıysanız ya da dediğim gibi hani biraz önce anlattığım gibi aşmaya çalıştığınız ya da başarı sağlamaya çalıştığınız süreçlerle ilgili de e, size belki katkı olmak isteyebilecek birisi. Ben bir de şunu da hissettim. Bazılarınız için belki size e, önünüzdeki süreçte e, tatil teklifinde bulunabilir. Şuraya birlikte tatile gidelim mi gibi örnek veriyorum. Burada başka ne görüyorum? Bir de zaten bu bağımlılık enerjisi şifalandırmak istediği bir durum olarak gözüktü. Burada belki aranızda daha çok iş, kariyer, eğitim, para konuları üzerinden onun da daha olgun olduğu süreçler üzerinden bağlantı olduğu için size belki işte yoğun tutkusu olsa da burada da bakın kendini kendi içindeki o belki tutkuyu zapt etmeye çalışan birisi olabilir. Sizinle yeni ve belki daha dolu dolu, daha derin, daha manevi süreçlere girdiğini hisset hissedebilecek birisi olarak gözüküyor. Olgun birisi olarak gözüküyor. Bir de şunu hissettim. Bu kombinasyon bana şunu da hissettirdi. Tatil'e çıkmak isteyip sürekli işiyle ilgili çıkamadığından falan bahseden birisi de olabilir. Aynı zamanda sizinle birlikte kendi içine daha çok dönmüş ve özgüveni yerine gelmiş birisi olabilir. Bir de şunu hissettim. Bütün olarak baktığımda, bakın burada diyor ki bir e, bir kişi ya da bir kişi veya duruma bağlı bağımlı olmak tılsım prensi ve güç kartı hizasında belki de sizin bir işinizle ilgili bu kişiye bağımlı olduğunuz bir süreç olabilir geçmişte ya da şu anda geçmişten gelen. Yani dediğim gibi iş hallettirmek gibi. Hani bu iş e, onun eline bakıyor ya da hani daha çok onun yönetiminde dediğiniz ya da onun yönlendirmesinde dediğiniz birisi olabilir. E, güneş ve araba ve kupa şövalyesiyle zaten bu konuda e, size elinden geleni yapıp sizi başarıya, aydınlığa kavuşturmak isteyebilecek birisi olarak da gözüktü kendisi. Evleneceğiniz kişi nasıl birisi dediğimizde burada erkekler için çok karizmatik, yakışıklı romantik, çekici. Kadınlar için de çok güzel, çekici, aurası güçlü, parıl parıl. Bir ortama girdiği zaman herkesin böyle Aa, ne kadar güzel, ne kadar böyle ışıl ışıl dediği birisi olma enerjisini hissediyorum. Ve iki tarafta dış görünüşüne çok önem veren, dikkat eden, bakımlı kişiler olabilirler. Burada. Ekstra kartlar seçelim. Kupa dokuzlusu bakın yine. Yani birbirinizin istediği kişi, gibi kişiler olma durumunuzu görüyorum. Yani ben aradığımı buldum dediye bakın. Ay yine yere düştü ya. Ay Allah sen büyüksün. Ekstra kartlar seçelim. Tip olarak benziyor olabilirsiniz. Burada da bunu hissediyorum. Ee, özellikle yüz bölgeleriniz birbirine benziyor olabilir. Başka ne görüyorum burada? Ee, i̇ki tarafında kalbi çok merhametli, vicdanlı. Ya, birbirinize göre kişilersiniz. Ve Toprak, ateş, su grupları üzerinden haritanızda işte e, kavuşumuydu bilmem nesiydi güzel etkileşimler ya da evlilik üzerinden etkileşimleriniz olan birisi olabilir. Ateş, toprak ve su burçları üzerinden özellikle. Yani yengeç akrep, balık boğa başak oğlak ve koç aslan yay burçlarından ne bileyim sizin jununuz aslandır onun güneşi aslandır gibi ya da onun e, Junos'u başaktır, e, sizin güneşiniz başaktır, venüsünüz başaktır gibi. Yani böyle e, ya da işte su örneği vereceksek bir şeyi akreptir. Evlilik enerjisini gösteren bir astroid ya da gezegen kavuşumunuz su grubu üzerinden olabilir. Yani su, ateş ve toprak bahsettiğim bu. Su, ateş ve toprak e, burçları ve e, bunları işte temsil ettiği burçların gezegenleri üzerinden de asteroidler vesaire evliliği gösteren şeyleriniz olabilir. Çünkü o enerjiyi hissediyorum burada. Yani tam birbirlerine göre olan kişiler konumları. Ve e, bu kişi sizi bir süre gözlemleyebilir. Çevrenize nasıl davranıyorsunuz? Onun çevresine uyum sağlıyor musunuz? Kendi çevresi sizinle ilgili nasıl yaklaşıyor size? Hani sessiz sessiz bir süre sizi gözlemleyebilir. Başka bakalım. Evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bir süre duygularını gizleyebilecek birisi olabilir. Korkularından kaynaklı. ...ama daha sonra onu değiştirip şifalandırabilir diyor... ...kartlar... ...bir de burada ay ve venüs teması... ...yani ikili ilişkileri sağlıklı yaşayabilmekle ilgili... ...siz de bir değişim dönüşüm süreci içerisine... ...girebilirsiniz... E, aklınıza, e, ...aklınızdaki kişi diyorum... ...evleneceğiniz kişi... ...Allah mı de bilmiyorum... ...evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir... ...cömert birisi dediğim gibi... E, ...iyi niyetli, iyi yürekli... ...birisi... E, ...çocukları seven, hayvanları seven birisi olabilir nasıl birisi ve ben şunu da hissettim e, elinin açık olmasından dolayı e, belki zamanında çok e, yara almış birisi de olabilir borç vermiştir alamamıştır gibi gibi yani e, bu konular üzerinden de sıkıntı yaşamış birisi olabilir ee, ve dünyaya gelişi bu bunlar biraz derin bilgiler bunu belki çok sonradan öğrenebilirsiniz ee, ne bileyim zor doğmuş bir çocuk olabilir belki ya da e, yani çocukluğuyla ilgili biraz böyle sıkıntılı e, doğum üzerinden belki ya da annesi ona hamileliğini zor geçirmiş olabilir gibi durumlar yaşamış birisi olabilir ve çok yani yokluğu da görmüş varlığı da görmüş birisi olarak gözüküyor kartlarda maddi kayıplar yaşamış birisi olabilir o yüzden şimdi paraya para konusunda parayı yönetme konusunda daha da akıllanmış birisi olabilir yani çok saçmış olabilir ya da nasıl diyeyim belki birisi ona geldi borç istedi verdi alamadı 10 kişiye bunu yapmış falan olabilir biraz geç akıllandığı durumlar söz konusu olmuş gibi de gözüktü kartlarda parasal bazı konularla ilgili ya bir de burada şunu da hissettim bir kadın, onun geçmişinde bir kadın, hamileyim deyip, onun parasını yiyip ama sonradan işte çocuk düştü falan da demiş olabilir. Ee, bu kombinasyonda onu da hissettim. Belki bu kişiye dedi ki, e, hamileyim, işte çocuk bekliyorum. Ondan sonra bu kişi belki ona verdi verdi böyle elinde avucunda ne varsa. Ondan sonra bu kadın da belki dedi ki, e, çocuk düştü. Yani yok gibi hani bir senaryoda geçmişinde yaşamış birisi olabilir tutkulu birisi ayaklarınızı yerden kesebilecek birisi e, yoğun birisi çalışkan birisi e, çocukluğunuzdan gelen geçmiş ortak noktalarınız olabilir. E, gördüğüm enerjiler doğrusu aranızda çok yüksek çekimin olabileceği enerjiler söz konusu. Ya bir de bakın sanki burada buradaki iki çocuk buradaki büyümüş e, yetişkinler olmuş gibi bir akışla gözüktü Bazılarınız çocukluktan tanıyor olabilir. Ya belki birlikte oyun oynuyordu büyüdü evlendiler ya da e, belki hani çocukluktan uzaktan tanıdığınız birisi olabilir kendisi. Zeki birisi, olgun birisi, iyi, her şeyi gözlemleyen, öğrenmeyi seven, gözlem yapmayı seven birisi, çok böyle yerinde durabilen birisi olarak görmüyorum. Hareketli birisi olarak gözüküyor ve bir süredir hayatında aslında ciddi ilişki yaşamak planında olan birisi. Yani burada gerçekten evleneceğiniz kişinin zaten evlilik niyetinde olacağı gözüküyor. Yani mesela bazı açılımlarda saçma saçma şeyler, ya yani saçma da demeyeyim ama hani biliyorsunuz en başından beri izleyenler görüyor. Burada burada zaten diyor ki bu kişinin zaten niyetinde aile kurmak var, yuva olmak var. Ne bileyim belki baba olmak var. Belki böyle eşiyle o yuva olma hissini yaşamak var bu kişi zaten hayatının bu aşamasındayken siz tanışıp e, belki kısa süre içerisinde de e, resmileştirme işi, işte ilişkinin adını koyma durumları içerisine de girebilirsiniz diyor kartlar. İşiyle ilgili bir bağımlılığı olabilir ama ya da sizin dediğim gibi Ve sizinle de belki bir tatile gitmek, tatile çıkmak istiyor olabilir. Bunu teklif etmek istiyor olabilir. Burada hissettiğim açıkçası. Şimdi ekstra kartlar seçelim. Ekstra kartlar dediğim yani şey... Kaslı olabilir demiştim. Bacakları falan da yapısı olarak biraz daha kaslı olabilir. Özellikle erillerin sizi çok koruyup kollayabilecek e, birisi. Ya eril enerjisi çok sağlıklı çalışan. Ya burada o güven hissi bana bile gel bana bile geldi şu anda. Yani böyle çok ım, ama dişil de dişil burada çünkü yani. Dişil dişil, eril eril. O yüzden de çok iyi yuva kurulabilecek, evlenilebilecek e, çift olarak gözüktüler. Ya ben burada şunu da hissediyorum. Astroloji haritalarınızda evliliğinizi çok destekliyor olabilir. Belki geçmiş yaşam bağlantısı gibi. Güneş üzerinden. Belki. Çünkü bu geçmiş yaşamları da Aziz kartıyla da göster. Belki şu anda ikinizin de hayatta benliğinizi güneş kartıyla e, asıl olduğunuz kişiyi ve bu dünyada ne yapmaya geldiğinizi birbirinize hatırlatmak üzerine bir evlilik yaşamak üzere bu hayatta bir araya gelebileceğiniz birisi de olabilir. Burçları söyledim mi? Hatırlamıyorum. Tekrar söyleyeyim. Koç Aslan Yay, e, Yengeç Akrep Balık, e, Eriller'de görüyorum. Dişiller'de de, e, Eriller'de bir tık Başak da görüyorum. E, dişiller'de de Boğa Başak Oğlak ve e, bir tık e, Akrep ve Aslan görüyorum Dişiller'de de. Harflerle devam ediyoruz. Evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? edebileceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Hep aynı harfler çıkıyor gibime geliyor ya. O kadar karıştırıyoruz. B, A, E, Ö, K, G, J, O, H, Z. Harflere çok takılmayın. Burada asıl senaryoya odaklanın. Çıkan harfler de bu şekilde. Evet ikinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için Açılımınız bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla özel açımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Üçüncü desteğiyle devam ediyoruz. Üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Allah 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 diye <laughs> böyle yükselirmişim. Ee, burası da güzel geldi açıkçası. Şimdi bazılarınız için şunu söyleyeyim. Ee, eski eşiniz olabilir. Sadece bu kadar söyleyeceğim. Çünkü genelde böyle söyleyince kimse eski eşiyle tekrar bir araya gelmek istemiyor. Ee, belki eski eşinizle e, evlenmeyeceksinizdir de evli gibi hayat yaşama e, aş aşamasına geçecek olabilirsiniz. Çünkü burada belki diyeceksiniz ki ee, hani ne bileyim tabii ki bunlar doğru değil. Ee, işte i̇şte hani nikahsız bilmem ne siz doğru değil yani onu da söyleyeyim. Ee, ama burada biraz o enerjiyi sevim. Yani biz zaten geçmişte onu yaşamıştık. Tekrar nikah kıymayalım da bir araya gelelim. Burada bunu biraz hissettim. Ee, bunun dışında da enerji akışı görüyorum. Şu kartları da seçeyim. O dış, dışındaki enerji akışına devam edeceğim. Bunu gördüğüm için söylemek istedim. Ya da ne bileyim sadece imam nikahıyla e, yetinme gibi bir durum belki hani e, doğru değil öyle şeyler yapmayın. Evet, evleneceğiniz kişi nasıl birisi? Olabilir. Yani birbirinize mutluluğu bul bul bulabileceğiz. Bakın burada da barışma enerjisi var. Şöyle göstereyim. Burada da yine ıı, aradaki bir uzaklaşmanın bazı ıı, çözüm yollarıyla işte ıı, barışma yollarına ıı, girebileceği, şifalanabileceği bir ıı, süreç olarak gözüküyor. Şimdi burada evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Bazılarınız için geçmişte zaten evlendiğiniz ya da evlilik yoluna girdiğiniz ama bozuldu sonradan e, dediğiniz e, kişiyle tekrar evlenebileceğiniz gözüküyor. E, kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. E, bu kişi zaten sorumluluk sahibi. Belki sizin dışınızda da kendi ailesinin sorumluluğunu almış. Kendi ailesine Bakan birisi olabilir, liderlik özellikleri yüksek birisi, yönetici olabilir, e, resmi yerlerde çalışıyor olabilir, öğretmen ya da kendi e, işte hani e, işte sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın işte, e, sana şu görev veriyorum, sana bu görevi veriyorum, kademesinde birisi olabilir ya da öğretmen falan olabilir, aziz kartıyla e, kendisi. Hayatı kendi kurallarına göre yaşamayı seven birisi, belki işiyle ilgili e, ya da kendi düzeniyle ilgili e, bazı şeyleri iyileştirdikten sonra da e, barışmak isteyebilecek birisi, tekrar bir araya gelmek isteyebilecek birisi olarak gözüktü. Bazılarınız için de şunu söyleyeyim. Belki siz bu kişiyi geçmişte tanımıştınız ve bu kişi belki evliydi ve siz sessiz sedasız hani bu kişiyi bitirmiştiniz. E, Azize ve kule kartıyla. Belki çok üzülmüştünüz ama kendi içinizde yaşamıştınız o üzüntünüzü. E, şimdi tekrar belki yani çok kadersel kartlarla bu kişi belki boşanıp e, bekar haliyle tekrar Karşınıza çıkabilir ve evlenmek istiyorum, geçmişte yaşanılanlara çözüm bulmak istiyorum e, diyebilir. Yani evlilik sorumluluğu almayı bilen ya da aile sorumluluğu almayı bilen birisi zaten bu kişi. Yemek yemeyi seven birisi olabilir, biraz toplu suratı olabilir, yanaklı olabilir, hafif göbekli olabilir. E, biraz yapılı gördüm, çok zayıf enerji görmedim. Özellikle erillerde e, açıkçası böyle tombik tombik yanakları olabilir biraz böyle etli butlu olabilir. Hafif göbekli falan. Devam edelim başlığını görüyorum. Da geçmişte dişli enerjilerin bir konuya bu kişiyle bu kişiyle ilgili e, çok kızma enerjisi gerçekleştirip tamamen bağlantısını koparması gözüküyor. Böyle birisi tekrar hayatına girebilir diyor kartlar. Belki sen bir adım atmıştın bir şeyler öğrenmek istemiştin, bazı şeyleri sağlam temeller üzerinde kurmak istemiştin, ya da ev konuları, mal mülk konuları, iş kariyer eğitim konuları üzerinden belki kendisine adımlar atmıştın ve bu kişi çok sen odaklı belki yaklaşmamıştı ve sen de sessiz kalıp e, her şeyi böyle sinirlenip bitirmiştin belki bu kişiyle. Ama şimdi çok ilahi adaletin tekrar e, bu kişiyi size sizin karşınıza. E, çıkarması belki o uzaklığını da şifalandırarak size karşı enerjileriyle gözüktü kendisi. Evet sizin için mücadele edebilecek, tekrar sorumluluk almak isteyebilecek, e, engelleri aşarak gelmek isteyecek o engel ne diye sordum açıkçası. Geçmişte belki kafasını karıştıran birisi, belki bir akraba ya da bir akrabasıyla uzaktan belki evlendirilmeye çalışması. Ben burada onu da hissettim. Ya bu kişi ya sizin eski eşinizde ya başkasıyla evliydi ya da başkasıyla ilgili evlilik hayali kuruyordu diyor kartlar. Ve sen e, bunu bir yerden sonra öğrendin. Belki tesadüf eseri öğrendin, belki kendisi söyledi, belki çalıştığı yerdeki insanlar söyledi, ya da iş, kariyer, eğitim konuları üzerinden öğrendin sohbet, muhabbet esnasında ve sen bu kişiyle ilgili çok gözyaşı döktün belki ve bitirdin kafada bitirdin. Ama sonradan bu kişinin e, senin karşına o geçmişi değil e, seni seçerek çıkması ve evleneceğin kişi olması. NRC ile gözüküyor diyor kartlar. Bıraktığın sana gelir aslında derler. Yani iki tane çünkü değişim dönüşüm kartı ve azize. Yani sessiz sedasız bitirmeniz, mesafe koymanız ve sonra sanki ilahi adaletin bu kişiyi bu kişiyi size sizi çok mutlu edebilecek şekilde belki de vermesi enerjileri gözüktü. Ee, uzaktan bir akrabası, kuzeni, muzeni, ne bileyim kuzeninin, bilmem ne, hani böyle bir tanışıklığı olan birisiyle de e, geçmişte duygusal ama toksik bir ilişki yaşamış ya da belki evlenmeyi hayal etmiş birisi de olabilir ya da burada geçmişte belki siz toksik ilişki yaşamıştınız sizin eski eşinizse. Yani burada her anlamda erillerin bir geçmişte evlilik deneyimi enerjisi ya da hayali enerjisi gözüküyor. Ama orası çok sağlıklı ilerlememiş ve daha sonra dişiler bu durumdan dolayı erileri bitirmiş ve sonradan bu kişi tekrar senin karşına şifalanarak çıkabilir. Resmi konularla ilgili seni seçerek diyor kartlar. Yani evlilik konularıyla ilgili özellikle. Evet. Zamanında duygularını açamamıştım. Ya bu tıkanıklık neden diye sordum da. Hep aynı kartlar geliyor görüyor musunuz? Yine aynı kartlar çıktı. Çok dile getirmek istemiyorum bu tarz şeyleri. Karanlık enerji diyeyim. Ama karanlık enerji küçük enerjidir. Yani e, sizinle evlenmemesi için onun geçmişinden birisinin ona belki ya da sizin de hayatınızda e, belki gibi. Oo kapat. <laughs> Çok net çıktı çünkü. Çok net çıktı. Görmüyorsun diyor. Bir dakika. Buraya bakacağım. Ee, şöyle kapatarak bakacağım. Buraya bakılması gerekiyor. Okey. Tamam. Tamam. Kurtulunuyor. Tamamlanıyor. O süreç. Ama senin görmediğin ee... görmediğim bu zaten çözüldü. Görmediğin durum bu. Yani bu, bu, karanlık enerji zaten çözüldü. Şifa büyük bir bir de korunma enerjisi. Yani sistemin bakın iki tane koruyucu kart. Zaten evlenecek kişilerin enerjisinde de gözükebilir. Ruhsal dünyada da zaten hani siz partnersiniz der. İmparatorça imparator. Burada ne var biliyor musunuz? Geçmişinden bu kişiye birileri kim ne yapmaya çalıştıysa ya da sizin hayatınızda evlilik süreçlerinizle ilgili kim ne yapmaya çalıştıysa senin şu an görmediğin şey ne biliyor musun? Ya burada sen tüm sistem, tüm hayat, hayvan sever, doğa sever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı, güzel ahlaklı davranarak yaşayan kişiler için el ele verdi ve seni bu karanlık enerjiden çıkardı, kurtardı. Sen bu süreç içerisinde de bu kişiye e, kurtardı, siz bir araya gelin diye. Çünkü sizin e, evliliğiniz göklerde yazılı, yani evlenecek olmanız sizin. Dediğim burada da belki astroloji haritası. Yani öyle diyesim geldi çok. Çünkü hem manevi boyutta evli olmanız gibi hem de dünyevi boyutta evli olmanız gibi akış enerjisi görüyorum. Aziz Azize ve İmparator İmparator şeyle. Burada da zaten bu şeytan enerjisinin zaten bittiği, geçmişte kaldığım o döngünün oradan belki onun da başınıza gelmesi ya da bu kişinin başına gelmesiyle alınacak dersin alınması, bitmesi, geçmişten tamamen özgürleşilmesi ve birbirinize kavuşmanız ve bu kişinin size daha duygularını açma aşamasına geçmesi gözüktü kartlarda. Gözüken enerjiler doğrultusunda. Evet. direkt olarak evlilik enerjisine geçmek isteyebilecek birisi olarak da gözüküyor kartlarda. Bir de ilk başta kendi iş çevresine ya da sizin iş çevrenizden aranızdaki sürecin belki ciddiye bindiğini ya da bineceğini saklamak da isteyebilir kendisi. Ya kartlar burada çok koruyucu kartlar çıktı. Sizin aranızdaki bağlantı, evleneceğiniz kişiyle aranızdaki bağlantının zaten korunduğunu ve kimsenin bu bağlantıya hiçbir şekilde bir şey yapamayacağını, yapmaya çalışsa da işe yaramadığını, yaramayacağını ve onlara geri döneceğini söylüyor kartlar. Muazzam geldi o uzaklaşma şifalanıyor zaten diyor bakın ve şifa şifa, koruma koruma. Evleneceğiniz kişi kimse sizin bu kişiyle aranızda gerçekten muazzam bir bağlantı, muazzam bir korunma durumunuz. Yani Belki de göklerden bu dünyaya biz bu dünyada evleneceğiz diye geldiniz bilmiyorum. Hani gerçi hani her ruh gelmeden önce belirli anlaşmaları yapar derler ama hem göksel evlilik hem yeryüzü evliliği yani dünyevi evlilik enerjileriyle gözüküyor. Burası çok güzel çıktı ya sonraki süreci yani özellikle. Eşin yani zaten diyor kartlar. Eşsin. İmparator, imparatorca aziz, azize. Zamanında size acı çektirmiş birisi olabilir ya da araya üçüncü kişiler girdiği için bir süre birbirinizden dediğim gibi ayrı kalmak durumunda olduğunuz birisi olabilir. Ama daha sonra seni kazanmak için hızlı bir şekilde hem de ilişkinizi e, ilerletmek isteyebilecek birisi senin için çabalayabilecek birisi diyor kartlar. Belki sen bunu şu an görmüyorsun ya da görmek istemiyorsun tekrar kırılmamak için evet geçmişte zaten hani e, tanıyorsun biliyorsun diyor. Bu şeyleri yaşama durumun üzerinden ya da belki siz bunu dinliyorsunuz şu an diyorsunuz ki belki hiçbir böyle bir şey yaşamadım. Belki böyle bir zaman geçecek ve bu tarz şeyler aranızda geçmiş birisi ile e, evlenme potansiyeliniz olabilir. Yani böyle de düşünebilirsiniz bunu. Hayvan sever, doğa sever. Belki böyle bahçeli hayvanlarla, doğayla, arkadaşlarınızla, sosyal böyle insanlarla da şıkır şıkır çok böyle neşeli, güzel evlilikleriniz olabilir. Kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda belki bahçeli bir evde de oturabilirsiniz. Yani ağaç olan, bahçe olan bir evde de bu kişiyle olabilirsiniz. Ee, bir de burada biraz şunu hissettim. Biraz bu kişi sizi sonraki süreçlerde e, kıskanma enerjisi içerisine de girebilir. Dış görünüşünüz üzerinden özellikle. Bu enerjilerden çok hoşlanmadığım için bu kadar söyleyeceğim sadece bunu. Yani e, kimse kimsenin dış görünüşüne karışmamalı. Hani benim çevremdeyken şöyle giyin... böyle giyin gibi. Tek tek ipte, tek 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 diyelim yine de. Harflerle devam ediyoruz. E, ee, burçları söyleyeyim. Boğa başak, oğlak, koç, aslan, yay. Dişillerde e, ne görüyorum? Kova. ay e, enerjisi, yengeç, akrep, balık olabilir. Dişillerde terazi etkisi aranızda yine söz konusu olabilir. Hayvan sever, doğa sever kişiler ve enerji için çok güzel enerjilerle gözüktü akış. Harflerle devam ediyoruz. Evet. Ç I T N F M bu boş. Yumuşak G. Ş ve Ü harfleri geldi. Ç, I, T, N, F, M, S. Yumuşak G, Ş, Ü. E, harfleri çok takılmayın. Bu biraz daha başta söylediğim gibi, çoğu zaman hep söylediğim gibi. E, hep söylediğim gibi işin eğlence kısmı asıl burada çıkan enerjilere odaklanın. Ama buradan da belki görmeniz, almanız gereken mesajlar söz konusu olabilir ama yani burada harf odaklı olmayın asıl şurası odak noktanız olmalı onu anlatmaya çalışıyorum hep söylediğim gibi dediğim gibi bazı şeyler hep söylüyorum ama arada ya unutuyorsunuz ya yeniler geldikçe bilmiyorum o yüzden bazen tekrar tekrar söylüyorum en başından beri izleyenler için bu açıklamayı yaptım. Onlar zaten biliyor neyi neden söylediğimi. Ya yani bazı kişiler var gerçekten. Nasip eden Allah şükürler olsun. Neyi neden söylediğimi biliyorlar. Leb demeden leblebiyi anlıyorlar. Yani böyle çünkü onlar da derin ee, insanlar. Ee, saygılılar, alana saygı duyuyorlar. Nasip eden Allah şükürler olsun. Ee, karşılaştıran, böyle güzel e, buluşturan buluşturan Paylaşımlarda bulunmaya vesile olan nasip eden Allah'a şükürler olsun. Evet, Üçüncü destek abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer destekleri dinleyebilir. E, açılımlar abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.